Başla. Bir yerde 1994 yılından bu yana yürüyüşlerimizin %10 daha hızlandığını okumuştum. Aslında yemek yerken de hızlıyız. Sigara içerken de, kahvemizi alırken de, tuvalette bile hızlıyız artık. Boşa harcayacak tek bir anımız bile yok. Sürekli yetişmemiz gereken bir yer veya bir iş var. Bu sanal koşuşturmaca bizi hiçbir şey yapmama ihtiyacından uzaklaştırıyor. Tuvalette telefonlayız mesela. Metrobüste müzik olmadan duramıyoruz. Yemek yerken de tüm uzuvlarımız dolu olmasa bir şeyler bulurduk eminim. Normandiya'ya çıkarmamızı yaptık. Belki karşıda makineliler beklemiyor ama işe yetişemediğimiz bir durumda oluşacak banka hesabındaki sıfır rakamı da bizi yeterince korkutuyor zaten. İki çeşit insan vardır. Hayatta kalanlar ve kalamayanlar. Metrobüste hayatta kalanlar, yani içeri erken girebilip oturma yeri bulabilenler kendilerini anında belli ederler. Kendilerinden gayet emindirler ve sırada yerlerinden asla taviz vermezler. Kalamayanlar ise kibarlık adına kimseye bir omuz darbesi dahi atamayacak kişilerdir. Herkes kendini kurtarır, sen kalırsın, dikkat et derdi annem. Ben de hayatta kalamayanlardanım sanırım. Ha işte bir Neandertal. Yani hayatta kalamayanlardan. Biz, yani Homo sapiens'ten daha güçlü ve daha dayanıklı bir bedene sahip olmalarına rağmen 200 bin yıl önce soyları tükenmiştir. Kimi bilim adamları biz Homo sapiensler gibi hırs ve şiddet içgüdüsüne sahip olmadıkları için atalarımızın onları yok ettiklerini söyler. Bu arkadaş da 3 metrobüs gelmesine ve önde olmasına rağmen şimdiye kadar metrobüse binemedi. Daha en az 2 metrobüs bekler. Yazık. Metrobüste oturamadıysanız rahat edebilmek sert olmaya gerektirdiği kadar biraz da teknik bilmekle alakalıdır. Örneğin ön bölüm. Burası tam bir Bermuda şeytan üçgenidir. Koltukların dizilişinden dolayı tek sıra halinde sıkışırsınız. Ve ne yaparsanız yapın sürekli kapıya yakın olduğunuz için her durakta arkalara ilerleyelim komutuyla rahatsız edilirsiniz. Ama ayakta manzaralı bir seyahat için bu arkadaş gibi tutunarak gitme şansınız var. İşte burası da orta bölüm. Sürekli oturmak istiyorsanız bu bölümden uzak durun. Çünkü yaşlılar kapıya yakın olduğu için ilk buralara akın ederler. Ve her durak kaldırılma tehlikesi ensenizdedir. Şimdi de arka bölüm. Burada ise koltuk sayısı fazla olmasına rağmen yüksek ve yan yana çok koltuk olmasından dolayı rahat gidemezsiniz. Kapının içeri doğru açılmasından her durakta yanınızdaki kişiyle akraba olmalısınız yükselir. Ve en banko bölüm. Ayakta seyahat için en rahat bölüm burasıdır. Arada altınızdaki zeminin oynaması sizi rahatsız etmiyorsa körükler poponuz için kuş tüyü yastık kıvamına gelebilir. Herkes o akıllı telefonlarıyla ne kadar mutlu. Bedenleri dakikalardır işkence altında sıkışık ve ayaktayken beyinleri arkadaşları nereye gitmiş, gündemle ilgili ne tweet atmışlar veya ne yemişler merak ile meşgul. Acı yok Rocky. Sadece odaklan ve kazan. Ama sana dayatılmış isteklerinin kölesi olarak. Bu abinin sol elindeki kurşun kalem izleri onun solak olduğunu gösteriyor. Türkçenin soldan sağa yazılan bir dil olması elleri yıkamayı unutacak bir kafa meşguliyetiyle birleşince tada işte karşınızda klasik bir Türk öğretmeni. Yıllardır giydiği düzgün ütülü gömleğinin yakası da benim memur çıkıntısı dediğimizi kafasının arkasında bırakmış. Kalitesiz takımı da olasılığı %100'e çıkarıyor. Ah benim vefakar öğretmenim, hakkın ödenmez. Bazen canım sıkılıyor. Sonra insanoğlunu bir virüs gibi düşünüyorum ve diyorum ki bu virüsün hayatta kalması için bir canını sevmesi, iki de üremesi gerekir. Canımızı sevdiğimiz için de işte o can sıkıntısıyla yaşayamıyor ve haliyle unutuyoruz. Unutmaya programlanmışız yani. Daha sonra da aşık oluyor ve sevişiyoruz falan. Dünyaya hoş geldin küçük virüsçük. Seni hep seveceğim. Küçükken güzel ama dünya. Hayallerimiz falan var. Daha kafamıza dünya girmemiş. Öğretememişler o iyi vatandaş, iyi çocuk, iyi erkek, iyi kadın rollerini verse.
Sonra büyüyoruz, bencilliğimizin farkına varıyoruz, mutsuz oluyoruz, hedefler koyuyoruz ki mutluluğu onlara endeksleyelim. Sonra bakıyoruz, zaten hayat bunların hepsiymiş. Neyse, zor yani hayat. Henüz cevapları bulamadım ama hedeflerim arasında var.